ilk başkentiydi, olmadı, Edirne'ye gittiler. En son mükemmel bir şehir buldular. Bizi her gün içinde zehirleyen İstanbul. Bir tarafında güzelliği, bir tarafında zorluklarıyla birlikte biz o şehrimizde yaşıyoruz. Bu şehri bize hediye ettiler. Fakat Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlara ulaştığı dönemde 10 milyon kilometre karelik bir devletti. Yani bugünkü Türkiye'nin 13 misli büyüklüğündeydi. Devasa bir imparatorluk. Nüfuz alanlarını düşünürseniz, çünkü bizzat hakimiyetini altınıza almadınız. Afrika'da, Avrupa'da sınırlarınız var. 15-20 milyon kilometreye kadar çıkarabilirsiniz. Bunu 20 milyona çıkaran da var. Bu imparatorluk zaman içerisinde gücünü kaybetti. Küçülmeye başladı. Fakat biz bunu hep devamlı küçüldü zannederiz. Öyle değil. İkinci Abdülhamit tahta çıktığında, yani imparatorluğun son 50 yılında 6,5 milyon kilometre kareydi. Yani bugünkü Türkiye'nin 6 misli büyüklüğündeydi. Yani imparatorluğun son 6 yılında bile biz dev bir imparatorluğun mirasçısıydık ve o imparatorlukta yaşıyorduk. İkinci Abdülhamit tahttan indiğinde 5 milyon kilometre kareydi. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde 2,5 milyon kilometre kareydi. Yani şöyle düşünün, 1914, 2,5 milyon kilometre, 1918, Sevr'e birlikte 250 bin kilometre kare. Onda bire düşmüş, 4 sene içerisinde. İkinci Abdülhamit tahttan indikten sonra düşünün, 1908'den 1918'e, 10 yılda 5 milyon kilometre kareden 250 bin kilometre kareye düşmüş. 20'de bire düşmüş. Tabii milli mücadele, Atatürk'ün liderliğinde milli mücadele olmasa, o 250 bin kilometre karede atalarımız direnmese, tarihte bir destan yazmasalar, o 250 bin metre karede kalmaz. Bizler Rumeli Türklüğü gibi, Anadolu Türklüğü de Anadolu'dan yok edilir idi. Tabii burada bunu anlamak için şunu anlamamız lazım. İmparatorluğun küçülmemesi, aynı kalması mümkün değildi. Bizim son yıllarda yaptığımız, imparatorluğun son yıllarında yaptığımız hatalar, askeri ve idari hatalarından dolayı bu hale düştük. Bakın gözümüz önünde yaşı benim gibi olanlar bir şey gördü. Sovyetler Birliği'nin biz dağılmasını gördük. Devasa bir imparatorluktu Sovyetler Birliği. 1991'de 15 cumhuriyeti ayırdı. Bugün Rusya 17 milyon kilometre kare olarak imparatorluğu devam ettiriyor. Bir strateji izledi. Aynısını 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere yaptı. Aynısını 1917'de Rus Çarlığı yaptı. Tabii onların biraz taktiği farklıydı. Onlar zaman kazanmak için toprak verdiler. Biz, kavram farklı bizde. Biz vatan olarak görüyoruz. Onlar sömürge olarak görüyor. İkimizin arasındaki genel fark bu. Fakat yaptığımız hatalar da var. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi imparatorluk zamanında dört ana sebepten büyüdü. Bunlardan birisi nüfus. Nüfusunun yüksek oluş. İki, profesyonel ordu ve harp sanayisi vardı. Üç, iyi bir vergi toplama sistemi vardı imparatorluğun. Bütün bu faktörler bir araya geldiği zaman imparatorluk devasa bir imparatorluk haline geldi. Dördüncüyü unuttum. Mutlak hükümdar hakimiyet. Yani tek bir hakimiyet vardı. Avrupa feodal yapıyla bölünmüşken bizde bir padişahın mutlak hükümranlığı vardı. Avrupalılar da bunu örnek gösterirler. Zaman içerisinde Avrupa'da sanayi inkılabı oldu. Sanayi inkılabını sadece araç yapma olarak düşünmeyin. Bakın günümüzde ne var? Bir salgın hastalık var. Salgın hastalığa karşı ne yapıyorsunuz? Hijyen tedbirler ön plana geliyor, aşı ön plana geliyor. Bu sanayi toplumunun ortaya getirdiği bir hadise. Sanayi toplumunun meydana gelmesiyle Avrupa nüfusu daha fazla artmaya başladı. Mesela Osmanlı'nın son dönemindeki en büyük problem nüfustur. Bizim 1711'de Prus Savaşı'nda 30 milyon nüfusumuz var. Rusların 16 milyon nüfusu var. Osmanlı'nın çıkardığı ordu sayısı 140 bin, Rusların çıkardığı 60 bin. Birinci Dünya Savaşı'na girerken Rusların nüfusu 175 milyon, 11 milyon asker çıkarıyorlar. Bizim nüfusumuz 22 milyon, bizim çıkardığımız ordu, tarihin en büyük ordusu 2 milyon 850 bin. Yani Osmanlı'nın yıkılmasında ciddi bir nüfus vardır. Tabii bunun da bir sebebi şu, Avrupa sanayi inkılabıyla çocuk ölümlerini azaltıp diğer sağlık tedbirleriyle nüfusun çoğalmasını sağlamıştır. Şöyle düşünün,
Birinci Dünya Savaşı'na girildiğinde Almanya'nın nüfusu 50 milyondu. Günümüzde 85 milyon. Mesela o artışı daha sonra sağlayamadılar. Ve biz bu şartlarla 18. yüzyılın sonlarına geldik. Ders kitaplarında görüyorsunuz. Birçok reform, ıslahat, bir sürü şey yapıldı. Burada başlangıçta şu vardı. Niye geri kalıyoruz? Eskiden burduğumuzu devirirken niye yapamıyoruz? Ve ıslahatlar yapıldı. Islahatlar da o dönemde örnek 17. yüzyılda kendimizdi. Kanuni dönemine, Fatih dönemine dönmekti. 18. yüzyıla gelindiğinde ilk defa batıya bakmaya başladık. Lale Devri ile birlikte. 18. yüzyılın sonlarında 3. Selim döneminde artık 3. Selim baktı ki iş yürümüyor. Yeni bir düzen lazım. Ne dedi? Nizam-ı Cedid. Yani Nizam-ı Cedid kelimesini biz ders kitaplarında maalesef tam anlamıyoruz. Yeni bir düzen lazım. Yani eski düzen tamamen yıkılacak. Yerine yeni bir düzen yapılacak. Niçin? Çünkü her savaşta mağlup olmuşsun. 1768 savaşında mağlup olmuşsun. Ardından Kırım'ı kaybetmişsin. Ardından 1787-92 savaşında mağlup olmuşsun. Ardından gelecek 1806-1808 hep mağlupsun Ruslara karşı. Avusturyalılara karşı. Yeni bir düzen dedi 3. Selim. Fakat bu reformları gerçekleştiremedi. 2. Mahmut döneminde 2. Mahmut çok köklü bir şey yaptı. Eski düzenin temsilcisi olan Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdı. Bu da bakın acı bir şeydir. Bir devlet kendi ordusunu topa tutarak ortadan kaldırdı Yeniçerileri. Yeni bir sistem kurulmaya başlandı. Tabii 2. Mahmut dönemi aslında ders kitaplarında biz Tanzimat diye görüyoruz ama gerçek Tanzimat 2. Mahmut dönemidir. Her şey değişmiştir. Her şey, kılık, kıyafet, başımızdaki sarık, her şey değiştirilmiştir 2. Mahmut döneminde. Ve Tanzimat da bu devam etmiştir. Devlet yeniden yapılandırılmıştır. Fakat bu kolay olmamıştır. Yani Osmanlı'nın o reformları bir anda oturmuyor. Böyle devleti yeni baştan yapılandırmak çok kolay bir hadise değil. Ve nezaret kuruyorlar, nezareti kapatıyorlar. Bir daha kuruyorlar, bir daha kapatıyorlar. Yeni bir sistem kuruyorlar, olmuyor. Onu kuruyorlar, olmuyor. Çünkü deneye yanıla gidiyorlar. Fakat bu arada mağlubiyetler devam ediyor. Ve 2. Mahmud'un kurduğu yeni ordu, Asakir-i Mansure-i Muhammedi adını verdiği yeni modern ordu, ilginç bir şey olacaktır. Kuruluşundan 50 yıl sonra 2. Mahmud'un oğlu Abdülaziz'i tahttan indirecektir. O da modern ordunun ilk darbesidir. Ardından 2. Abdülhamit dönemi 19. yüzyıl uzun bir yüzyıl. Bitmeyen bir yüzyıl. Yani böyle korkunç filmlerde olduğu gibi devamlı surette çare arıyorsunuz, çözüm arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Fakat tek olumlu bir yönü var. Bakın günümüzde eksik olan bir şey var. Fikri tartışma Türkiye'de bitti. Kimse fikirle bir meseleyi çözmeye çalışmıyor. Oturup ülkelerin geleceğine dair muhafazakarı, milliyetçisi, sol görüşlüsü, liberali fikri bir düşünce serdetmiyor. Bu bizim öğrenciliğimiz döneminde iyi kötü vardı mesela en son 80'li 90'lı yıllarda. Fakat o 28 Şubat sürecindeki kamplaşma Türkiye'de fikri hayatı ve ondan sonra gelen dönemde fikri hayat bitti tamamen. Ama 19. yüzyıl çok parlak bir yüzyıl bu açıdan. Tartışılıyor. İslamcıların tezleri var. Türkçülerin tezleri var. Garpçıların tezleri var. Garpçıların kendi arasında ikiye bölünüyor. Batı'yı aynen mi taklit etmeliyiz, kısmen mi taklit? Bunlar çok ciddi ciddi tartışılmış. Tartışanlar kim? Yusuf Akçuralı'sı tutun. Ziya Gökalp'inden tutun. İsmail Fenli'ye kadar birçok bizim Türk dünyasının en dev isimleri. İki, Türk dünyası arasında çok canlı bir fikri hayat var. Mesela bugün o da yok. Tataristan'da, Kazan'da basılan kitaplar, gazeteler Türkiye'ye geliyor. Burada basılan kitaplar, buradaki yazarlar, eserler oralara etki ediyor. Yani düşünün, iletişimin olmadığı, günümüzde artık her şey burada. Her şey buradan. Buradan Kazan'daki, Tataristan'daki, Kazakistan'daki bir arkadaşın her şeyi gönderebilsin. Ama o dönemde, o iletişim imkanlarının olmadığı dönemde fikri tartışmalar oluyor. Türk dünyası ile ilgili fikri tartışmalar oluyor. Türk dünyasını birbirlerine tanıtıyorlar. Türkler kimdir? Azerbaycan'daki Türkler kimdir? Buhara'daki Türkler kimdir? Tataristan'da kimler yaşıyor? Dilde birlik Türkçe ön plana çıkarılıyor. Çok ciddi bir fikri ve kültürel hayat var. Çok canlı. Günümüzde bu da yok. Mesela bu belki de çağın getirdiği hadise böyle.
Yani o Rusya'nın dağılmasından sonra Sovyetler Birliği'nin ideolojilerin ortaya kalkmasından sonra belki de bu ortadan kalktı. Ama 19. yüzyılda herkes, devlet adamları idari reformlar yaparak devleti kurtarmaya çalışıyorlar. Aydınlar da fikri yol gösteriyorlar. Tabii burada mağlubiyetlerin getirdiği şeyler var. Bir aşağılık kompleksi var. Mesela Meşrutiyet döneminde bir yazar şunu yazıyor. Ne yaparsak yapalım diyor. Antarktika'ya bile gitsek bu batılıların elinden kurtulamayız. Tek çaremiz Hristiyan olmak diyenler var. Türk ırkını ıslah için Abdullah Cevdet gibi değişik teoriler var. Veya Turan Birliği kuralım diyenler var. Veya İslam Birliği kuralım diyenler var. Bu canlı olarak yaşanıyor. Ama tabii özellikle 2. Abdülhamit döneminde padişahın uyguladığı bir siyaset var. Devleti mümkün olduğu kadar kendi kafasında bir sınır çizmiş. Gücünün yeteceği yerler, mesela Tunus'ta bir müdahale olduğu zaman Tunus'u kurtaramayacağını biliyor. Fazla mücadele etmiyor. Ama mesela Doğu Anadolu'da Ermeni ıslahatı yapılmak istendiği zaman sonuna kadar karşı çıkıyor. Çünkü orayı Türkiye'nin genel ana toprakları olarak görüyor. O dönemdeki düşünce şu: Anadolu, Suriye ve Irak'ın kuzeyi ve Rumeli'de imparatorluğu muhafaza etmeye çalışmak. Diğer yerleri kaybedeceğimizi bizimkiler biliyorlar zaten, atalarımız o dönemde. Fakat 2. Abdülhamit'in politikası gençler tarafından, dönemde okuyan gençler tarafından pasif görülüyor. 2. Abdülhamit'in yapamadığı da şudur: dinamik bir genç nüfus hareketini arkasına takamamıştır. Mesela İttihat Terakki bunu başarmıştır. Fakat onlar da sağlıklı bir siyaset izleyememişlerdir. Ve bunun sonucunda 1908'de Rumeli'de başlayan, ki o da ilginçtir, önce Erzurum'da başlamıştır, Muammer Hocam'ın da bir kitabı var, İlk ayaklanmalar, ardından Rumeli'de çok ciddi tetiş hareketler olmuştur. Şemsi Paşa başta olmak üzere Abdülhamit taraftarı birçok görevli ve subay vurulmuştur. Bunun sonucunda İttihat Terakki'nin mensuplarının yaptığı darbe sonucunda önce 2. Meşrutiyet kabul edilmiştir. Ardından Harekat Ordusu gelerek 31 Mart vakasının ardından 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Şimdi 2. Abdülhamit'i tahttan indiren İttihatçılar vatanseverdi. Bunlar Abdülhamit'i taviz vermekle, Makedonya'yı satmakla suçluyorlardı. Hatta orada Meşrutiyet devleti itekleyen sebep şudur: Reval'de İngiltere ile Rusya Makedonya'yı paylaştı. Abdülhamit Makedonya'yı bunlara verilecek diye propaganda yapmıştır. Aslında öyle bir şey yok. Reval görüşmelerinden Makedonya görüşülmemiştir. Yanlış bir propagandayla çoğu Makedonyalı olan, Rumeli kökenli olan, 3. Ordu mensubu olan subaylar kışkırtılmıştır. Ve bunların Eyüp Sabri Bey'in, ardından Resneli Niyazi'nin, ardından Enver Paşa'nın dağa çıkmasıyla birlikte 2. Abdülhamit'in tahttan indirilme süreci başlamıştır. Tabi burada bunlar tahta geçtiklerinde şöyle düşünün. Enver Paşa şehit olduğunda kaç yaşında bilen var mı? 41 yaşında. Enver Paşa'yı bir düşünün. Hayatını düşünün. Abdülhamit'i tahttan indirmiş. Balkan Savaşları'nı yapmış. Edirne'yi kurtarmış. Birinci Dünya Savaşı'na girmiş. Sarıkamış Harekatı'nı yapmış. En son Türkistan'a gitmiş. Mücadele etmiş. Bu kadar çok şeyi 41 yıla sığdırıyor. Yani o kadar gençler, yani şeye geçtiğinde, meşrutiyet ilan edildiğinde Enver Paşa 27 yaşında. Çok zeki birisi, çok düzgün birisi, çok dindar birisi, 5 vakit namazını kılar. Muhafazakar bir yapısı var. Birkaç dil biliyor. Fakat en önemli problem, bir aşırı genç, tecrübesi yok ve o imparatorluğun girdiği dar boğazdan dolayı hayal dünyasını sınırlayamıyor. Yani kontrolsüz güç hiçbir zaman güç değildir. Reklamlarda der ya, lastik reklamında. Yani nerede duracağını bilen birisi değil Enver Paşa. Yani gücünün nereye yeteceğini bilmediği için de o genç, idealist gençler önce Balkan Savaşı'nda büyük hatalar yaptılar. Balkan Savaşı Türk tarihinin büyük utançlarından biridir. Balkan Savaşı'nda biz bütün Rumeli Türklüğünü kaybettik. Balkan Savaşı başladığında 4 küçük Balkan devletini Osmanlı'nın rahat yeneceği söyleniyor. Hatta düveli muazzama dediğimiz Avrupalı devletler şunu ilan ediyorlar: savaşın sonunda sınırlar değişmeyecek. Niye?
Çünkü Türkler diyorlar nasıl olsa kazanacak. Çünkü daha önce Yunan Savaşı'nda Dömeke'de Yunan ordusunu, Osmanlı ordusu perişan etmiş, Atina'ya girecekken Avrupalılar bastırmış ve elimizden Girit çıkmış. Bunun üzerine ne oluyor? Balkan Savaşı'nda ordunun içine siyaset girmiş. Orduda birlik ortadan kalkmış. İtilafçı, iddiatçı diye bölünmüş. Bir subay öbür subay başarılı olsun istemiyor. Vatan kavramı ortadan kalkmış. Ve büyük bir mağlubiyet uğruyoruz. Hatta Edirne ve Kırklareli elinde kaybediyoruz. Elimizde Rumeli'den kalan tek bir yer var, Tekirdağ. Fakat daha sonra Balkan Savaşı'nda kazandıkları bu başarıyı hazmedemeyen Balkan devletleri birbirine giriyorlar. İşte o dönemde Enver Paşa Edirne'yi kurtarıyor. Edirne ve Kırklareli tekrar kendi topraklarımızın içine katılıyor. Ama Balkan Savaşı büyük bir utanç. Eski askerlerimizin hatıralarında Balkan Savaşı'ndan bahsetmezler. Çünkü o utanç, yapılan hatalar, koskoca bir imparatorluğun daha dünkü yeni kurulan devletlere girilmesi büyük bir utançtır. Tabii o bize bir şey sağlamıştır daha sonra. Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir, aynı utancı bir daha yaşamamak için büyük bir gayret gösterilmiştir. Tabii bu döneme gelene kadar şöyle bir siyaset izliyor Avrupalılar. Mesela Yunanistan günümüzde biliyorsunuz devamlı ortalığı karıştırıyor. Buradaki mesele şu, Yunanlar her zaman Batı'nın şımarık çocuğu oldular. Mesela kendi bağımsızlıklarını kurarken de Yunanistan Osmanlılara karşı mağlup oldu. İsyanları bastırıldı. Fakat Rus, İngiliz ve Fransızlar geldiler. Navarin'de 1827 Osmanlı donanmasını yakınca Yunanların biz bağımsızlığını tanımak zorunda kaldık. Aynı şekilde Yunanlar her yenildikleri savaştan sonra toprak avantajıyla çıktılar milli mücadeleye kadar. Avrupa'da başlangıçta şöyle bir düşünce var. İstanbul'un fethinden sonra Türkler durdurulamıyor. Devamlı galip geliyorlar. İstanbul'u geri alalım diye Papa Haçlı planları yaparken bir bakıyorlar Bosna gitmiş, bir bakıyorlar Arnavutluk gitmiş, bir bakıyorlar Makedonya gitmiş. Machiavelli diyor ki, meşhur siyasi düşünür, Avrupa'da diyor, şehirlerde diyor, aylakların işi şuydu, otururlardı. Bu sene Türkler bizim şehrimi fethedecekler, sizin şehrimi fethedecekler, iddiaya girerlerdi diyor. Şimdi bu Avrupa'da yenilmez Türk imajını doğuruyor. Hatta şöyle bir Alman seyahatnamesinde şöyle yazıyor. İskenderiye'ye gitmek üzere bir Alman tüccar gemiye binmiş Balkanlardan. Yolda Türk gemisine 3 gemi saldırınca Türk denizciler telaşlanmışlar. Alman defterine şunu yazmış. Hayret, Türkler korktular, Türkler de bizim gibi insanlarmış. Şimdi Avrupa'da böyle bir mantık var o dönemde. Bu mantık İnebahtı Savaşı'yla, geçtiğimiz günlerde 450. yıl dönümüydü, yenilince Türkler yenilebilirmiş. Yenmemiz için ne lazım? Bir, Haçlı İttihatı'nı sağlamamız lazım. Birlik olmamız lazım mantığına geliyorlar. Ve Türklerin de yenilebileceğini anlıyorlar. Ondan sonraki dönemde şu mantık çıkıyor. Türkler Hristiyanları yöneten despotlardır. Hristiyanları bunlardan kurtarmamız lazım. Bunun için ne yapıyorlar? Önce Yunanlara, Sırplara, Bulgarlara, Romenlere bir formül işleniyor. Bu formül şu, kitapta da bunu yazdım. Önce bir bölgede diplomatlar bölgedeki azınlıklara silah veriyorlar. Makedonya'da, Halep'te, Maraş'ta, mesela Maraş Ermeni ayaklanmasında, Zeytun'da Halep konsolosu Henderson geliyor, silah dağıtıyor, isyan ettiriyor. İsyan çıkınca tabii çok tabii olarak ne oluyor? Osmanlı askerleri, güvenlik güçleri isyanı bastırıyorlar. İsyanı bastırınca bu sefer Batı kamuoyu ayağa kalkıyor. Türkler masum Hristiyanları öldürüyor diye. Bunun üzerine ne oluyor? Bize nota veriyorlar. Notayı alırsak, kabul edersek reforma girişin diyorlar. Kabul etmezsek ordularını gönderiyorlar. Ve bunun üzerine o bölgede bir özeklik ilan ediliyor. Özeklik ilanı şu demektir. O bölgedeki Türklerin ve Müslümanların etnik temizliği demektir. Ardından o bölge bağımsız olmuştur. Bu planı 19. yüzyıl boyunca adım 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 uygulamışlardır Ermenilere gelene kadar. En son 1914 Şubat'ında Yeniköy Anlaşması'nda Adana-Trabzon hattının doğusunda iki eyalet kuruldu. Buraya Norveçli ve Hollandalı iki tane vali atandı. Bu atanan valiler
bu bölgelerde ıslahat yapacaklardı. Bu o bölgelerin elden çıkması demekti. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması bu reform faaliyetlerinin uygulanmasını önlemiştir. İşte Batı Balkan Savaşı'na kadar bu politikayı izlemiştir. Ardından Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç başladı. Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Tabii burada bu imparatorluğun Birinci Dünya Savaşı'na girme şansı var mıydı, yok muydu? Bu çok tartışılır. Bir batılı yazar diyor ki, bu diyor düpedüz etki altında intihardır diyor. Yani başka çaresi kalmayan imparatorluğun diyor bir dünya savaşına girerek şerefli bir ölümü seçmiştir. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda şu oldu, biz kendi gücümüzün çok üstünde bir başarı gösterdik. Kutulamare'de İngilizlere yenildik, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanıldı. Birçok yerde direnildi ki karşınızdakilerin teknolojisi sizden fazla, asker sayısı sizden fazla. Buradaki en önemli şeylerden birisi şu, Balkan Savaşı'nın utancı üzerine aynı utancı bir daha yaşamak istemeyen bizim askerlerimiz çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Yüz binlerce şehit verildi. Mesela size basit bir örnek. Heyet-i Edebiye diye bir şey vardır. Bu Enver Paşa Çanakkale Savaşı'ndaki başarıları yazmak üzere edebiyatçı ve yazarları Çanakkale'ye götürüyor. Çanakkale'de yazarlar geziyorlar ve bir kısmı şiir yazıyor, bir kısmı gördüklerini anlatıyor, bir kısmı romanlaştırıyor. O arada bir yazarlar gezerken şöyle bir şeye şahit oluyorlar. Bir çadırda yaralı bir subay getiriliyor, yatırılıyor, doktorlar tedavisini yapıyor, yaralarını sarıyorlar. Hali olmamasına rağmen subay kalkıp gitmeye kalkıyor. Doktorlar diyor ki bak, gidip savaşamazsın, gittiğin an ölürsün. Ko gitsin doktor diyor subay. Balkan Savaşı'nın utancını diyor, bu Alkan temizler diyor. Ve kalkıyor, yaralı haliyle cepheye gidiyor ve biraz sonra şehit düşüyor. Çünkü o Balkan utancı, Birinci Dünya Savaşı'nda bizim askerlerimize kendi güçlerinin üzerinde bir direnme ve destan yazma şansı vermiştir. Tabii o da neyi sağlamıştır? Bütün eğitimli insanlarınız, yalnızca bu asker olarak düşeye düşünmeyin. Galatasaray Lisesi'nden, İstanbul Lisesi'nden, Darülfünun'dan eğitimli bütün gençler cepheye koşmuşlardır vatanı korumak için. Ve elit tabaka insanlarınız bir anda gitmiştir. Tabii Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda tabii büyük bir mağlubiyet var. Almanlar yeniliyor. Ki orada da ilginç olan şudur, Almanlar aslında savaşın sonunda, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kendi topraklarına kadar işgale uğramıyorlar. Almanlar Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Alman ordularının yarısı Fransa'da, yarısı Polonya'da. Yani Alman. Fakat Spartakist ayaklanmaları başlamıştır. Almanya'da iç ayaklanmalar başlamıştır. Alman İmparatoru savaşı sürdüremeyeceğini anlayınca teslim olmuştur. O Bulgaristan savaştan çekilmiştir. Bütün irtibat noktaları kopmuştur. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu da Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalanmıştır. Tabi ardından büyük bir yıkım. O dönemin gazetelerine bakın. Gazetelerde hep batıdan bir acıma bekleniyor. Fakat Sevr Anlaşması dayatılınca büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü İstanbul gidiyor başta. Anadolu'nun birçok kesimi gidiyor. Ve ardından buraya yakın olan Ayvalık'ta ilk cephe kuruluyor. Ayvalık'taki milli direnişin başlaması Anadolu'ya adım adım yayılıyor. Ve Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla birlikte düzenli orduya geçirilerek milli mücadele başlıyor. Şimdi bizim o dönemdeki verdiğimiz 1919-1922 yılları arasındaki büyük mücadele Türk halkının bütün kesimlerinin bir savaşıdır. Asker savaşmıştır. Kimisi çorap örmüştür. Kimisi mermi taşımıştır. Kimisi kağını getirmiştir. Kağınıyla yük taşımıştır. Kimisi çivi vermiştir. O yüzden biz toplumun bütün kesimlerinin bir arada yaptığı için bu savaşa, Türk-Yunan Savaşı'na milli mücadele diyoruz. Ve savaşın sonunda Sakarya Savaşı'nda bu sene 100. yıl dönümü. Orada da mesela biz bunu Sakarya diye anlatıyoruz ama Sakarya Savaşı dediğimiz savaş Polat'ta da meydana geliyor. Yani Ankara'nın iki adım ötesi. Yani TBMM'nin bulunduğu yere Yunanlılar girmek üzere. Bu savaşın kazanılmasıyla Yunan taarruz gücü bitmiştir.
Ardından gelecek yıl 100. yıl dönümünü kutlayacağımız büyük taarruzda Türk ordusu çok başarılı bir askeri harekat icra edecektir. Ve büyük taarruzun sonunda Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Atatürk bu savaşa Rum Sındığı Savaşı diyor. Sırp Sındığı Savaşı'ndan mülham olarak düşman ordusu çevrilmiş, yok edilmiş. 9 Eylül'de İzmir'de girilmiştir. En son 18 Eylül'de Bandırma'nın kurtarılmasıyla Anadolu'da Yunan varlığı sona ermiştir. Tabi burada şunu düşünün. Osmanlı'nın son dönemdeki büyük zaferleri sayabilir misiniz? Neler var mesela? Çanakkale müdafaası bir tane. Başka? Evet. Kutulamare. Başka? Medine müdafaası. Başka? Plevne müdafaası. Şıpka müdafaası. İşkodra müdafaası. Edirne müdafaası. Hepsi ne? Müdafaa. Son dönemde yaptığımız taarruzlara bakalım. Sarıkamış, başarısız. Kanal Harekatı, başarısız. Çanakkale Savaşı'nın içinde Enver Paşa'nın Mayıs 1915'te yaptığı büyük bir taarruz vardır. 10 bin asker şehit olmuştur. O dahil başarısızdır. Büyük taarruz, Türk tarihinin son dönemlerinde kazanılan tek taarruz başarısıdır. Çünkü gücünüz kalmadığı için hep savunma savaşlarında başarılı olup destan yazmışsınızdır. Ama ondan önce bakın hep taarruz savaşlarında başarılı Türk ordusu. İşte büyük taarruzun başarılmasıyla da Yunan ordusu denize dökülmüştür. Ve orada ilginç bir şey bakın. Yunanlıların hiçbir zaman unutmaması gereken hadise. Savaş bitince adalara kaçan Yunanlı albaylar bir darbe yapıyorlar. Hükümeti deviriyorlar. Ardından mahkemeler kuruluyor. Yunanlı siyasetçiler ve generaller yargılanıyorlar. Yargılanmanın neticesinde 3 başbakan, 2 bakan, bir genelkurmay başkanı idam ediliyor. Ve vatan haini olarak ilan ediliyor. Yani Yunanlar kendi hatlarına bakmadan Anadolu işgal etmeye kalktılar. Büyük hayaller kurdular Megalida diye. Buraya geldiler, Osman Gazi'nin türbesini kurşunladılar. Büyük taarruzdan sonra çıkan gazetelerde şu vardır, çizimler vardır. Türk askeri Bursa'ya gelir, Osman Gazi türbesinden kalkar ve Osman Gazi'nin elini öper. Yani o namusu temizlemiştir. Burada yapılan, devletin kurucusuna yapılan şeyi. Ancak Yunanlar bakın, mağlup olmayı, Küçük Asya felaketi diye netilendirdik hareketin sonucunda kendi devlet adamlarını yargıladılar, vatan hainliğini ettiler ve altılar dedikleri bu grubu kurşuna dizdiler. 2010 yılına kadar bunlar vatan hainiydi. 2010 yılında bu idam kurşuna dizilenlerin çocukları müracaat ettiler. Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oylamada ucu ucuna vatan hainlikleri kaldırıldı. Ama Yunanlıların hiçbir zaman unutmaması gereken bir gerçek budur. Avrupa'nın şımarık çocuğu olmayla, Türkiye Cumhuriyeti'yle biz iyi komşuluk istiyoruz. Hayal kurmanın sonucunu geçen asırda ki Türk tarihinin en zayıf dönemidir. Milli mücadele dönemi. Yani biz en zayıf dönemimizde o milli mücadeleyi başardık ve bir destan yazdık. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa bundan sonra biraz soru cevap olarak devam edelim. Evet, buyurun. Mikrofon var mı arkadaşlar? Şu hanımefendiye verelim. Evet, buyurun. Açıldı. Bir vurun üstüne. Hocam evvela Bursa'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaade buyurursanız küçük bir itiraz, arkasından da sorumu sorayım. Buyurun. Estağfurullah. Benimle aynı şeyi düşünmek zorunda değilsiniz. Eyvallah. Yani herkesin kendi bakış açısı, bilgisi var. Oturup tartışırız. Ama yani itirazım da soru mahiyetinde. Olabilir. Yani İttihat ve Terakki'ye vatanperver dediniz. Onlar da bu sloganı kullanıyorlardı. Hı hı. FETÖ de ılımlı İslamlar, işte güzel sloganlar. FETÖ vatanperver değildi ama. Yani onlar da hocam onlar da güzel sloganlar kullanıyorlardı. Her güzel şimdi biz Mithat Paşa'nın danışmanı Krikor Odyan, Sklayer ile yaptıkları anlaşmalar, Paris tandanslı kuruluşları bir ayakları orada.
İşte İbrahim Temo'nun Maria'sı. Yani biz bunları, ben Arapça araştırma yapıyorum. Arapça kaynaklarda var yani, bizim kaynakları bırakalım. İttihat ve Terakki böyle sitayişle anmaya, hep övmeye ne kadar devam edeceğiz? Yani gerçekleri de konuşsak artık ders kitaplarında, yalan tarihi okutmasak ne zaman başlayacak bu? Ve asıl soruma geleyim. Sadece İttihat Terakki değil, siz daha iyi bilirsiniz ki darbelerin asıl merci konuşlandıkları yerler işte askeriyedir, tıbbiyedir, milli eğitimdir. Ama en çok askeriyeden olur. Siz daha iyi biliyorsunuz. İşte geçmişte Yeniçerilerin içine fitneler, işte FETÖ'nün yine askeriyede konuşlanması, yine ittihatçıların askeriyede konuşlanması. Şimdi çok büyük bir devrim yapıldı bu ülkede. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Şimdi yani bu darbelere zemin hazırlayan, böyle büyük duvarlar arkasındaki askeri okulları halka açıp gelin silah alacaksanız bu halkın, bu vatanın asıl sahipleri halk gelsin denildi ve böyle bir üniversite kuruldu. Şahsınızı da yani hep takdirle ve tebrik ediyoruz, minnettarız. Yalnız şöyle bir kaygım var şahsım adına, bilmiyorum yani bu kaygıyı benden başka duyan var mı? Bu hükümet yıkılırsa bu üniversite bitecek mi? Tekrar eskiye mi döneceğiz? Yoksa dört elle sarılacak mıyız? Ya tabii şöyle. Teşekkür birincisi ederim. Birincisi şunu söyleyeyim. Milli Savunma Üniversitesi Türk tarihinin en büyük destanlarından birisinden sonra kuruldu. 15 Temmuz. Çok büyük. Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak büyük bir destandır. Bakın orada biz şimdi zaman zaman çocuklarımızı beğenmeyiz. Ya bu gençler yatıyor, bir şey yapmıyor. İlk başta o tankların üzerine o gençler çıktı. Ve orada büyük bir destan yazıldı. 250 şehit verildi, 2000'den fazla gazi verildi. Ve bunlar hayatı boyunca hiç silah sesi duymamış insanlar. Yanındaki yere düşmesine rağmen mücadele etti ve başarılı oldu. Milli Savunma Üniversitesi de Türk milletinin ordusunun daha ileri gitmesi için kuruldu. Şu anda emin ellerde kendi mezunlarını veriyor. 20 bine yakın mezun verdi. Şu anda da binlerce öğrencisi okuyor. Burada bunlardan biz üç şey istiyoruz. Ben her zaman diyorum. Bir, her zaman anne babanızın hayır duasını alın. Bir insan anne ve babasının hayır duasını almazsa ne kendisine, ne memleketine, ne devletine hayır olmaz. İki, her zaman Türk demokrasisinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde olun. Üç, her zaman Türk milletine hizmet edin. Biz bu üçümde de yetiştiriyoruz çocukları. Yani bu millete hizmet edenler her zaman şerefle tarihin altın sayfalarına giderler. Bu milleti ihanet edenler de FETÖ hareketinde olduğu gibi tarihin çöplüğünde kaybolup giderler. Brutus'tan daha kötü olurlar. Şimdi iddiatçılara gelince şunu söyleyeyim ben size. İddiatçılar yanlış yaptılar. Gençtiler. Büyük hatalar oldu ama vatanseverdiler. İyi niyetliydiler. Onları sadece Türk olarak düşünmeyin. O bir imparatorluktu. Bunun içinde Rum'da vardı, Yahudi'de vardı, Sırp'ta vardı, Bulgar'da vardı. Tabii onların düşüncesi şuydu. Biz meclisi açtırıp Osmanlı kimliğinin etrafında bu milleti tutarız. Ama meclis açıldı, hepimiz kardeşiz diye şarkılar söylendi. O dönemin karikatürlerine bakın. Bulgar, Ermeni, Türk kol kola. Hayatın gerçeği o değil. Bulgar ben Bulgarım dedi. Rum ben Rum'um dedi. Sırp ben Sırp'ım dedi. Bunun üzerine iddiatçılar ikinci bir teoriye saldırdılar. İslamcılık. Arap, Arnavut, Boşnak, İslam kimliği. Baktılar o da olmuyor. Sonunda Türkçülüğe döndüler. Şimdi burada bunların en büyük hatası yönlendirmeye açıktılar. İşte Reval görüşmelerinde imparatorluk satılıyor denildi. Bir anda ayağa kalktılar. Ama cepheden cepheye koştular. Yüz binlercesi şehit oldu. Ancak yaptıkları hatalı. Mesela Arnavutluk'ta bir reform yapalım dediler. Arnavutluk elden gitti. Şimdi bunlar basit detaylar. Mesela 1911'de Kosova'daki Müslüman Arnavutlar arasında problemler var. Sultan Reşat'ı alıyorlar. Padişah hasta. Zar zor götürüyorlar. Orada 100.000 kişiyle cuma namazı kılınıyor. Sultan Murat Meşşedi'nde. İlginç bir detay.
Padişahın konuşması orada okunacak. Tercüman diye getirdikleri adam Arnavutça bilmiyor. Yani şimdi burada bu tür basit idari hatalar sizin birçok yanlış yapmanızı sağlar. Ve en önemlisi gençlik hayalleri herkeste vardır. Bizde de vardır gençken. Yani o kötü de bir şey değildir. Ancak o gençlik hayalleriyle idari mekanizmaya geldiğinizde çok büyük hatalar yapmanız mukadder oluyor. Yani bunlar gençliklerinin kurbanı oldular. Biraz önce Enver Paşa'ya ben size 41 yaşında niye dedim? Ya 41 yaşında ya düşünün ya. Ömrünü düşünün adamın. Hayatı boyunca getirdiği şeyler yani 40 yaş nedir yani? Ama dediğimiz gibi yapılan idari hatalar. Tabii gücünüz yetmiyor. Bazen düzgün konumlandırmanız lazım. Şimdi bizde tabii reel gerçekle bizim zihniyetimiz ayrı. Şimdi mesela bugünkü mantıkla ben bakıyorum. Yemen'i kurtarmaya çalışacağım diyorum. Selanik'i kurtarmaya çalışayım. Ama o dönemin anlayışı şu. Yemen'i vatan olarak görüyor. Aynı zamanda Yemen'i Kabe'nin kapısı olarak görüyor. O yüzden Yemen'i de kurtarmaya çalışıyor. Selanik'i de kurtarmaya çalışıyor. Selanik'i de kaybediyor. Yemen'i de kaybediyor. Şimdi İngiliz olsa ya orası zaten gitmiş der. Bari bir Selanik'i kurtarayım. Burada dediğimiz gibi o dönemdeki iddiatçıların en büyük hatası orduya siyaseti soktular. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinin bir numara sebebi budur. Mesela biz Cumhuriyet döneminde de 28 Şubat sürecinde toplum ve ordu arasında bu siyaset askerin karışması ciddi bir ayrışma getirmiştir. Ve birçok şey olmuştur. Mesela biraz önce ne dedim size? Türkiye'de fikri hayat, millet farkında değil, fikri hayat bitti. Bu çok kötü bir şey. Dünyanın en başarılı devleti de olsanız, siz fikir üretemiyorsanız bir medeniyet tasavvurunuz olamaz. Ortaya bir medeniyet iddiasında bulunamazsınız. Mesela ben daha başka bir şey söyleyeyim ama burada hocalarımız da var. Sosyal bilimler bile 28 Şubat'tan sonra bitti. Millet hep imam tiplere falan bakıyorlar. Çünkü ne oldu? Orada üniversite sistemini değiştirdiler. Ben sayısal bölüm mezunuyum. Tarihe gittim. Tarih bölümünü, edebiyat bölümünü daralttılar alanlarını. Daha sonra alan açılsa bile biz bir daha toparlayamadık. Mesela iyi talebe gelmiyor artık tarihe. Bitti. Ama sosyal bilimlerde zeki çocukların gelmesi lazım. Felsefeye, edebiyata, coğrafyaya. Ama bir şeyle oynadığınız zaman sonra neresinin toparlanacağını görmüyorsunuz. Evet, başka. Evet, şu arkada bir beyefendi var. Hocam merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ya benimkisi aslında hem bir sitem hem de geçmişten gelen bir tarih olacak aslında. Şöyle ki Anadolu topraklarına baktığımız zaman Türklüğünden şüphe edilmeyecek tek bir millet vardır. Alevi ve Bektaşi kökenli insanlardır. Bunlar Yeniçerileri kurmuşlardır ve Hicazet almışlardır. Aslında sitem dediğim şöyle ki Cumhurbaşkanlığından tutun da şu an bütün devletin mercilerinde İbrahim Kalın mesela kendisi de Alevi Bektaşi kökenlidir. Yani bu yerlerde görev alan insanların veyahut da devletin diğer makamlarında kesinlikle her zaman devletine bağlı, hiçbir zaman hiyaneti görülmemiştir tarih sahnesi boyunca. Hep memurlardır, hep Yeniçerilerden günümüze kadar. Ama hala maalesef günümüz Türkiye'sinde cemevlerine bir ibadethane statüsü tanınmıyor Cumhurbaşkanlığı nezdinde. Yani bunu bir resmileştirme gibi bir şey olursa, aslında istek dedim ve sitem dedim yani, bu çok iyi olacak bu toplum için. Yani tarih sahnesi boyunca hep bu insanlar bu millete hizmet etmişlerdir. Hep vatanına hizmet etmişlerdir. Ve tek bir defada baktığınız zaman hiçbir yere hiyanet etmemişlerdir. Hiçbir ayaklanması olmamıştır. FETÖ'nün olmuştur. İslami cephenin her zaman olmuştur. Ama bu insanların olmamıştır. Yani benim şahsi görüşüm, şahsi fikrim. Hani kendi de Bektaşi kökenli bir insanım. Hani böyle bir sistemimiz var tarih boyunca, yani yaklaşık 90'lı yıllardan beri günümüze kadar. Böyle bir şey olursa, hani Sayın Cumhurbaşkanlığımızın da izniyle, çok da iyi olur. Yani bu toplum bunu bekliyor. İnşallah temennimiz odur ki zaman içerisinde olacaktır bir takım şeyler dini boyuttan en azından. Evet, şimdi şöyle girelim. Bir, Yeniçeriler Alevi değil. Yeniçeriler Bektaşi ama Yeniçeriler devşirme Türk de değil biliyorsun Yeniçeriler. Yok, Yeniçeriler Müslüman olmayan halklardan alınıp Müslümanlaştırılan kişilerdir. Bunların içinde Rum vardır, Boşnak vardır, Arnavut vardır. Bunlar Bektaşi mezhebinde ayin yaparlar. Devlet bunları o şekilde konuşlandırmışlardır. Hı hı.
Şimdi burada hadise şu, toplumu biz mezheplere göre bölemeyiz. Şimdi bir Alevi'nin ve bir Sünni'nin aynı haklara sahiptir. Burada Alevi veya Sünni olması devlete daha çok sadık olduğunu göstermez. Yani şimdi Sünni Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Türklerdir. O dönemde Alevi Sünni diye bir ayrım yoktu. Mesela bu bölgelerde Geyikli Baba var. Muhtemelen Alevi Meşret'ti. Bilmiyoruz ama veya işte Hacı Bektaş aynı şekilde. Şimdi bu 16. yüzyılda 1501'de Safevi Devleti kullanana kadar hiçbir problem yok. Yani Alevi, Sünni, Türkmenler bir arada yaşıyor. Çepniler mesela, Trabzon bölgesindeki Çepniler Sünnidir. Balıkesir bölgesindeki Çepniler Alevidir. Bulundukları bölgelerde boylarına da bakmadan mezhebi değişiklikler olmuştur. Safevi Devleti kurulduktan sonra Safeviler Anadolu'dan gidip İran'da devlet kuran Türklerdir. Bunlar Sivas'tan gitmiştir, Maraş'tan gitmiştir, Adana'dan gitmiştir, Antalya'dan gitmiştir. Osmanlı'la Safeviler arasında çatışmalar başladı. Çatışma neydi? Doğu Anadolu'nun ve Akkoyunların mirasını paylaşmak. Bu siyasi çatışma iki ülke arasında çok büyük çatışmalara sebep oldu. İran'da Sünniler üzerine, Anadolu'da Aleviler üzerine büyük katliamlar yapıldı. İki tarafta da. Şah İsmail Tebriz'e girdi, bir tane Sünni bırakmadı. Anadolu'daki Türkmenler üzerine, Alevi Türkmenler üzerine takibat başlatıldı Yavuz tarafından. Bu iki ülkenin siyasi mücadelesi mezhepsel ayrılığı derinleştirdi. İki tarafta da. Ki İran Sünni bir devletti. İran Türkler Şiileştirmiştir. Yani Şah İsmail Safevi Devleti'ni kurana kadar İran Akkoyunlar zamanında Sünniydi. Şah İsmail zamanında Şiiliğe geçmiştir. Ve bugün de İran'da biliyorsunuz %40 civarında Türk nüfus yaşamaktadır. Burada özellikle biraz önce söylediğim bir şey önemli. Aleviler Oğuz Türkleridir. Etnik olarak %100 Türklerdir. Horasan kökenlerdir. Fakat ciddi bir şöyle bir ayrım başlamaya başlar özellikle Avrupa kökenli. Bir, Alevileri Anadolu'nun kadim akranına dayandırmaya çalışıyorlar. Türklükten çıkarmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey ve doğru bir şey değil. Çünkü biz bunların bütün etnik kökenlerine baktık. Yani orada görüyorsunuz aşiret yapısıyla %100 geliyorlar. Bu tür bir şey var. Bana göre bu ciddi problemlerden birisi bu. Ve biz, ben kendi açıma söylüyorum, ben Tokatlıyım. Tokat Alevi Sünni nüfusun bir arada yaşadığı bir yerdir. Zaman zaman siyasi çekişmeler mezhepler üzerinden gidiyor. Bu tehlikeli bir şey. Bazen din üzerinden gidiyor, bazen etnik köken üzerinden gidiyor. Toplumun hiçbir kesimini, buna Kürtler de dahildir, Anadolu'da yaşayan Türk, Kürt, Alevi, Sünni demeden bir arada olunmadığı takdirde bütün emperyalistler bu coğrafyada hepimizi yok ederler. Yalnızca bizi değil, Arnavutları da, Boşnakları da, Arapları da. Biz aramızdaki ayrılma noktalarından ziyade birleşme noktalarına bir araya gelmeliyiz. Kendi ideallerimize bakmalıyız. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda cepheye koşarken kimse ben Aleviyim, Sünniyim veya ben Kürdüm, Türküm diye ayırt etmedi. Aynı şekilde Doğu Anadolu'da, aynı şekilde Kutul-i Amare'de o bölgeye en yakın şehirde kim varsa onlar gitti ve vatanı müdafaa etti. Aynısını milli mücadelede biliyorsunuz mecliste Polatlı'da çekilme başladığı zaman Diyabağa kalkıyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Yani orada çekilmeme gerektiğini söyleyenlerden birisi o. Burada tabii dediğimiz gibi herkesin inancına ben saygı duyulması gerektiği kanaatindeyim. Burada şöyle bir hadise var. Sünni kendi Sünni açısından Aleviliği tarif ediyor. Alevi kendi bakış açısından Sünni'yi tarif ediyor. Bu doğru değil. Herkesin bir yaşam tarzı, geleneksel bir ibadet tarzı vardır. O açıdan bakmamız lazım ve o açıdan devam etmemiz lazım. Evet, başka. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdülhamid'in fal edilmesi gerekiyordu. Bir takım güçler tarafından. O günkü şartlarda, o günkü şartları şey yapmak lazım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi, Mehmet Akif gibi, Mustafa Sabri Efendi gibi bir takım alimleri imzalarıyla hallettirildi.
Acaba bu gerçek boyutu nasıldır, bunu açıklarsanız çok memnun olurum. Ya şöyle, 2. Abdülhamit tabii Türk tarihinin önemli başarılı devlet adamlarından birisi. İyi bir siyasetçi. Vahdettin şöyle tarif ediyor. Abim diyor, devleti diyor Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirerek yönetti diyor. Yani çünkü gücünüz yok. Ne yapacağınız? Siyaset yapıyorsunuz. Fransa'ya ayrı bir şey, İngiltere'ye ayrı bir şey. Fakat o arada da tabii ne oluyor? Şimdi 2. Abdülhamit döneminde 1,5 milyon kilometre civarında toprak kaybedildi. Mecbursun, kurtaramıyorsun. Mısır gitmiş, Tunus gitmiş, Kıbrıs gitmiş. Bunlar taviz olarak görüldü. İki, devleti sıkı bir pençe içerisinde yönetti. Çünkü gevşemenin, dedikodunun, muhalefetin, devletin aleyhine olduğunu inanıyordu. Tabii o dönemde de şöyle bir şey var. Genç okuyan bir nesil var. Zıpkın gibi bir nesil. Fikir tartışması yapmak istiyor, sorgulamak istiyor, nümayiş yapmak istiyor. Bunların hepsi yasak. Bunun üzerine o dönemde ciddi bir muhalefet oluşuyor. Abdülhamit'in mesela bana göre yapamadığı şey şudur. Toplumun genelinin nabzını tutsa da gençlerin nabzını tutamamıştır. Yani orada o tarafa uygun hareket edememiştir. Yoksa mesela öldüğü zaman kadınlar camlardan çıkıyorlar, bize ekmeğe 3 kuruş yediren Abdülhamit nereye gidiyorsun diye ardından feryat ediyorlar. Ama okumuş kesim hiç sevmiyor. Ciddi. Bunda tabii iki şeyin rolü var. Bir, bunlar idealleri var. İki, okudukları kitaplar var. Şimdi o dönemde ciddi bir materyalizm var. Tıbbiyede ve askeriyede en çok okunan kitap Bühner'in Madde ve Kuvveti. Tabii bu Madde ve Kuvvet materyalizmin en kuvvetli kitaplarından birisi. Okuyan insanı bir çarpıyor. Birçok şeyi sorgulamaya başlıyor. Bir taraftan pozitivizm girmiş. Beşir Fuatlar'la vesairelerle. Tabii okur kesim, bugün de gençlere bakın, hayata bakışı, siyasete bakışı çok farklıdır. İşte 2. Abdülhamit bu şartlar altında birçok cephe bir araya geliyor ve dediğimiz gibi Reval'de Makedonya'yı sattı diye yapılan propaganda, Reval görüşmeleri de vesile oluyor ve ciddi bir muhalefet başlıyor. Tabi orada ilginç şeyler anlatırlar. O kadar gitmiş ki Abdülhamit Selanik'e birini gönderiyor. Kaç tane iddiatçı var diye. Adamın yazdığı telgraf şöyle derler. Kulundan başka herkes. Yani bir ara İttihat Tarihi'nin 800 bin civarında üyesi var. Yani o kadar büyümüş muhalif bir yapı. Ve bu şartlar altında dediğimiz gibi burada Abdülhamit imparatorluğu yönetemeyen, taviz veren, devleti satan bir konuma düşürülüyor gözlerde. Ve onun sonucunda tahttan indiriliyor. Tabi orada şöyle bir şey var, onu ben size tavsiye ederim. Abdülhamit'in Son Günleri diye bir kitap var. Abdülhamit'in doktorunun hatıralarını şey der. Aynı zamanda Abdülhamit'in doktorunun hatıraları vardır Hüseyin Atıp Bey'in. O iki kitaba bakarsanız birçok görüşünü görürsünüz orada. Kendini anlatmaya çalışır. Çünkü hatırat yazdırılmıyor oraya. O da doktorunu anlatıyor. Doktoru baştan buna muhalif iddiaçı doktor ama doktor sonradan onun analizlerini anlıyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda vesaire de birçok şeyi söylüyor. Mesela dediği şeylerden birisi şu. Birinci Dünya Savaşı başladığında basın ver yansın ediyor. İşte alçak İngilizler, bilmem ne Ruslar diyor ki yarın tekrar yüz yüze bakacağız. Savaş hali bile olsa diyor. Devletler arasındaki münasebetlerin bu tür hakaret seviyesine varmaması lazım diyor. Ama biraz önce bir şey eksik unuttum. Balkan Savaşı'ndan sonra Fatih Kerimi isimli bir Tatar Türk'e İstanbul'a geliyor ve buradan mektuplar gönderiyor Tataristan'a. Orada yazdığı güzel bir şey var. Yani o dönemi anlamak için güzel, aslında o dönem için güzel bir şey değil. Buradaki Türkler diyor ruhen bitmiş diyor. Bizi kurtaracak yiğitleri görmek nasip olmadı. Basu badel mevt'ten başka çare yok diyorlar diyor. Yani ne demek? Ölüp yeniden dirilmekten başka çare yok. Yani iddiatçılar 1909'da büyük ümitlerle geldikleri iktidardan 3 sene sonra halk bu hale düşüyor. Çünkü dediğimiz gibi orada o gençliğin dinamizmi var, heyecanı var vesairesi var ama aynı zamanda gençliğin de her zaman olduğu gibi hata yapmaları var. Evet. Son bir soru alalım. Ya da buyurun başkanım. Teravet ediyorum hocama.
Yok yok, artırırız. Soru sayısını artırıyoruz. Hadi bakalım. Şurada kıymetli gençler var. Gençlere sınır yok. Eyvallah. Kıymetli Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. Sizler de şeref verdiniz programımıza. Hocam tarih malumuz çok önemli, çok kıymetli. Siz Türkiye'deki hem informal tarih anlatısını hem üniversitelerde öteden beri verilen tarih eğitimini, hususen tarih öğretmenliği bölümünün formasyonunu, nosyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de problem sadece tarihte değil. Türkiye'de çok ciddi bir eğitim problemi var. Fakat şu anda bir şansımız var. Çok düzgün meseleleri bilen bir Milli Eğitim Bakanı geldi. Ben de yakından tanıyorum, hemşerimde olduğu için. Aynı zamanda Zonguldak Üniversitesi Rektörü'nden, ÖSYM'den beri birçok şeyi biz birlikte paylaştık. Problemleri biliyor. Fakat problemleri bilmek, problemleri çözmek manasına gelmiyor. Ama ben ondan ümitliyim. Mesela bakın, bu sene okulların açılması onun dirayeti sayesinde olmuştur ve en büyük yaptığımız geçen seneki hata okulların açılmamasıydı. Biz bütün öğrencilerin zihin dünyalarını alt üst ettik. Geçen sene biz mutlaka ne olursa olsun okulları açmak zorundaydık. Onun acısı sonradan çıkacak. Yani şimdi değil, 20 sene sonra, 30 sene sonra çıkacak. Alışkanlık tarzları değişti çocukların. Hayata bakış tarzları değişti, okula bakış tarzları değişti. Türkiye'de biz öğretim yapıyoruz, eğitim yapmıyoruz. Türkiye'nin en büyük problemi, Türkiye'de eğitim yok. Yani ilkokulda biz çocuğa o kadar bilgi vermek yerine oturup kalkmasını, anne babasına, bir büyüğüne karşı davranışını vesaireyi ailede artık veremediğimiz şeyler. Eskiden ailede bunlar veriliyordu. Niye? Aile büyüktü. Anne çalışmıyordu. Babaanne faktörü vardı. Şimdi öyle değil. Anne baba mecbur çalışıyor. İki çocuğa bakacak kimse kalmıyor. Çocuk ailede o eğitimi alamıyor. Eskiden bütün dini, milli birikimler ailede aktarılıyordu. Bizim ilkokulları yeni baştan formatlamamız lazım. İlkokulların aşırı öğretim yerine eğitimin ön plana çıkması lazım. İki, biz her şeyi öğretmeye çalışırken hiçbir şey öğretmiyoruz. Bakın tarihe geçin. En fazla görülen ders ne? Başkanım hoş geldin. Türkçe, edebiyat. İlkokul birden itibaren biz üniversite bire kadar Türkçe dersi veriyoruz. Fakat Türkçeyi de yeterince anlatamıyoruz. Bunun en önemli sebebi ansiklopedik veriyoruz. Biz Türkçeyi kullanmayı öğretmemiz lazım. Yani dil bilgisiyle vesaireyle öğretmek değil. Çocuğa bezini öğreteceğin iki tane mısra öğretme, iki tane mısrayı söylesin. Ve aşırı öğretime bu olduğu için eğitim, mesela beden eğitimi, müzik, resim dersleri perişan aldı. Mesela bizim Milli İnsan Üniversitesi'ne geliyor. Çok akıllı çocuklar spor mülakatlarına geçemiyorlar. Spor niye? Çünkü çocuğun hayatı test çözmeyle geçmiş. Bizim yani eğitim politikamızı, tabii bu pandemiden dolayı şu anda mümkün değil ama eğitim şurası var Aralık'ta, gözden geçirmemiz lazım. Tarihi de aynı şekilde gözden geçirmemiz lazım. Biz Osmanlı döneminde 1861'de yazılan Fezleke-i Osmani isimli ders kitabının üzerindeki kurguyla devam ediyoruz. Yani ben bir ara ders kitabı yazmaya başlamıştım, sonra idari görev kaldı. Biz çocuklara günümüzde kullanabilecekleri bilgi şeklinde öğretmemiz lazım. Mesela son dönem tarihine daha farklı bakması lazım. Tarihi bir laboratuvar olarak kullanıp geçmişin hatalarından ders çıkarmamız lazım. Bakın çok basit bir hadise. Osmanlı'nın son dönemde Osmanlı kimliğiyle bir arada tutulabilir zannedildi. Olmadı. Biz de ne yaptık 2000'li yıllarda? Türkiye'li kimliğiyle bu iş çözülür zannettik. Olmadı. Biraz tarihi bilen onu yapmaz. Evet. Evet, şu arkadaşımız da. Evet. Senin sesin yeter, mikrofonu boş ver. Aleyküm selam. Yakın bir geçmişte olan kötü bir durum hakkında konuşmak istiyorum. Hatırlarsanız Amerika Başkanı Joe Biden Türklerin Ermeni soykırımı yaptığını kesinleştirmişti. Hatta kendi yani doğru olduğunu düşünmüştü. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Şimdi bu kitap alanlar şeyi okusunlar. Orada Ermeni meselesiyle ilgili güzel bir bölüm yazdık. Mesele şu. Ermeniler Anadolu'ya biz geldiğimizde Rum zulmü altında yaşayan topluluklardı. O dönemde bunlar Ortodoks olmaya zorlanıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu geldi, Selçuklar kurulduğunda Ermenilerin kendi mezhepleri içinde yaşamalarına izin verdi. Bakın şöyle basit bir örnek. Şimdi birini zaman makinesini buldunuz.
Zaman makinesine atladık gittik. Berlin'e gittik. Madrid'e gittik. Paris'e gittik. Ne göreceksiniz? Tek Hristiyanların olduğu, Yahudilerin Gettura'da yaşadığı, Müslümanların olmadığı devletler. Ama aynı zaman makinesiyle 150 sene önce Bursa'ya geldiniz. 250 sene önce geldiniz. 350 sene önce geldiniz. Ne göreceksiniz? Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Türkler bir arada yaşıyor. Şimdi biz bunu çok anlattığımız için bize basit gibi geliyor. Bu çok ileri bir adımdır. Bizim atalarımız 6 Nisan 1326'da Bursa'yı fethettikleri zaman bu şehirde yaşayan Rumların yaşamasına müsaade ettiler. Zımmi hukuku çerçevesinde. İbadetlerin en büyük kiliseler camiye çevrildi. İbadetlerini yapmalarına karışılmadı. Bu şekilde devam etti. Biraz önce dediğimiz gibi Avrupalıların işi karıştırana kadar. En son Ermenilere geldiler. Ermenileri İngiliz ve Fransızlar isyan ettirdiler. Fakat orada biz mücadeleyi kazandık. Ermenilerin o dönemdeki yaptığı en büyük hata devlet kuracağız hayaliyle nüfus çoğunluğu olmadığı halde Doğu Anadolu'da böyle bir yola çıktılar. Orada olan hadise şu. Ermeni meselesi tehcir dediğimiz göç ettirme Mayıs 1915'teki hadise muhtemel bir isyana karşı alınmış bir tedbir değildir. Yani isyan edecek diye Ermeniler küsürmedi. Fiili bir isyan var. Doğu Anadolu yakılmış. Van'da devlet kurulmuş. Yüz binlerce Müslüman, Türk, Kürt, Arap sürülmüş, öldürülmüş. Vatan Anadolu'ya göç etmiş. Bakın mesela belli yerlerdeki insanlara bakın. Erzurum'dan gelip Tokat'a yerleşmiştir. Sivas'a yerleşmiştir. Çünkü büyük bir şey var. Bunun üzerine de devlet tehcir diye bir önlem almıştır. Tehcirin amacı şudur. İmparatorluğun başka bir tarafına, Suriye'ye göç ettirilmişlerdir. Avrupa'da aynı hadise olsaydı bunlar kendi köylerinde infaz edilirlerdi. Arada istenmeyen olaylar olmamış mı? Olmuş. Tehcir sırasında bölgedeki Arap ve Kürt aşiretlerinden Ermeni kafirlerine saldıranlar olmuş. Niye saldırıyorlar? İki sebep var. Bir, kendi ailelerinden ölümler var, intikam almak istiyor. İki, bazı kötü niyetliler olabiliyor. Mallarına el almak. Ama devlet kendi memuru, askeri ve memuru dahil 1397 kişiyi yargılamıştır. Divan-ı Harbi Örfi'de bir kısmına idam cezası verilmiştir. Yani planlı bir katliam diye bir şey yoktur. Amerika'nın yaptığı şu. Amerika kendi iç dış siyasetine uygun bir argüman olarak bunu kullanıyor. Bunu daha önce Fransa'da kullandı. Diğer devletler de kullandı. Bunun dikkat etmemiz gereken hadise şudur. Bunu 2005'te Türkiye'de çok yoğun propaganda yaptılar. Çok basit yaptı. Ya dediler bir mum yaksak ne olur? Ermenilerin ölüsüne. Türklerin ölüsüne girip kimse dua etmiyor. Özür dilesek ne olur? Şu olur. Bize dedirtmeye çalıştıkları sizin dedeleriniz katildi. Katilin çocuğu toplum içinde rahat gezebilir mi? Gezemez. Bakın Almanlar'a ne yaptılar? Ki orada haklıydılar. Almanların büyük Yahudi katliamları sonucunda Almanların Anschauung dediği milli ruhlarını yok ettiler. Almanlar hep şu propaganda yapıldı. Siz katilsiniz, Yahudi katilisiniz, katliamcısınız. Aynısını bize yapmaya çalışıyorlar ama burada öyle bir katliam yok. Onların Yahudileri fırınlarda yakmaları gibi bizim Ermenilere karşı bilinçli bir katliam diye bir şey hadise söz konusu. Biraz önce ne dedim? Devlet Ermenilere karşı suç işleyen kendi askerini, memurunu Divan-ı Harbi'de yargılamıştır. Cezalandırmıştır. İdam dahil cezalar vermiştir. Bu Amerika istediği kararı alsın. O bizi ilgilendiren bir husus değildir. Önemli olan iç kamuoyudur. Resmileşmedi. O Amerika'nın bir tezi. Ya o sana göre yarın öbür gün Amerikan sigorta şirketleri bir karar alır, tazminat davası açar, yapar ama o devlet ayakta sağlam durduğu müddetçe bir şey olmaz. Bu iş siyaset. Evet, son sorumuzu alıyoruz. Son iki soru, evet. Ha, en son soru burada mı? Tamam, orada beyefendiyle bitiriyoruz, evet. Yüzyıl süreceği söyleniyor. Bazı kesimlerce sizin gücünüze bağlı olduğu, eğer güçlüyseniz tanımayabileceğiniz söyleniyor. Sizce Lozan Anlaşması'nı nasıl değerlendirmemiz lazım ve belli bir süresi var mıdır?
Anlaşmaların zamanları farklı mıdır? Lozan Anlaşması'nın bir süresi yok, gizli maddesi de yok. Lozan Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunda imzalanmış devletin kurucu anlaşmasıdır. Önemli bir anlaşmadır. Siyaset olarak daha iyi şartlar sağlanır sağlanmaz diye tartışabilirsiniz ama milli mücadelenin üzerine imzalanmış bir anlaşmadır. Ve Türkiye'ye de önemli haklar da kazandırmıştır. Ancak böyle dediğimiz gibi bir süresi müresi yok. Öyle gizli madde de yok. Evet, buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı aleyküm geceler. Selam. Hocam bildiğiniz gibi sizin de fikriniz olduğunu düşündüm. Tazimattan beri yaklaşık 200 yıldır Müslümanlarda bir aşağılık kompleksi oluştu. Bildiğim kadarıyla Osmanlı çöktüğünde Anadolu'da 100 tane Amerikan koleji vardı. Sonra Cumhuriyet'in başlamasıyla beraber işte Türk'ün yeni Amentüsü, Türk'ün yeni Kabe'si gibi aşağı yeni bir kitapçıklar çıkardı devlet baskıda. Hani bu aşağılık kompleksi hakkında fikriniz nedir? Teşekkür ederim. Şimdi tabii biraz önce size ne dedim? Antarktika örneğini verdim. Yani adam çöken bir imparatorluk var. Çaresizlik. Çözmeye çalışıyorsunuz, çözmüyor. Bir bakıyorsunuz Makedonya'dan gitmiş. Bir bakıyorsunuz Arnavutluk elden gitmiş. Bir bakıyorsunuz Edirne düşmüş. Psikolojik olarak çöküntü görülüyor. Ve orada geri kalmamızın sebebi Osmanlı Devleti'nin geleneksel yapısı olarak görülüyor. Geleneksel yapısının içerisinde din de var. Bu Osmanlı'nın son dönemdeki aydınlardan başlıyor. Cumhuriyet döneminde de devam ediliyor. Geri kalmamızın sebebi budur. Batı gibi olmamız lazım. Batı ne yaptı? Rönesans reform yaptı. Reform yapmamız lazım. Ne yapalım? Dinde reform yapalım. İşte camilerden masa sandalye koyalım. İbadet sistemimiz değişsin vesaire. Böyle birçok şey tartışılmıştır. Bunların bir kısmı uygulanmıştır. Bir kısmından vazgeçilmiştir sonra. Su yolunu bulmuştur. Tabii bu kolay bir psikoloji değil. Tabii burada da önemli bir şey şu. Biz yorgun bir milletiz. Yorulduk. Yani 1071'de gelmişsiniz, Haçlı Seferleri mücadele etmişsiniz. 1000 yıl geçmiş arada. Avrupa'ya bakın. Avrupa'da Avrupa medeniyetini farklı milletler sürdürmüştür. 15. yüzyılda Portekiz var. 16'da İspanyollar var. 17'de, 18'de, 19'da Fransızlar var, İngilizler var. 20. yüzyılda Amerikalılar var. Bizde başlangıçta Araplar var. Araplardan sonra Türkler alıyor. Ve Türkler yoruldu. Bu yorulmanın sonucunda biz bir imparatorluğu kaybettik. Ancak orada kendimizi belli ölçüde yeniledik ve bugün 85 milyonluk bir ülke olarak devam ediyoruz. Burada kompleksi atmanız için hayallerinizin olması lazım. İdeallerinizin olması lazım. Bak biraz önce ne dedim? 19. yüzyılda o kadar hata yapan imparatorluğu kaybedenlerin fikri tartışmaları vardı. Adamların Turan ülküsü vardı. Bir kısmının İslam ülküsü vardı. Bir kısmının kalkıp farklı farklı fikirleri vardı. Ancak belli bir ümidinizin ve umudunuzun olması lazım. Ümidin kaybettiği yerde hiçbir şey kalmaz. Evet. Buyurun. Bizim Türk milletinin karakteristikleri şudur. Ben bu milleti çok seviyorum. Her zaman da bu millete mensup olmaktan şeref duydum. İlk soruyu kimse sormaz. Ama ondan sonra soru bitmez. Evet, şu tarafta vardı. Evet, buyurun. Sizin alalım Mehmet Ali Bey. Selamünaleyküm. Bursa'ya hoş geldiniz. Şimdi Şerafettin Turan'ın bir verdiği istatistikle soru sormak istiyorum. 1894'te imparatorluk düzeyinde protestan okurlarının sayısı 398. Misyoner okurlarının sayısı da 1907 yılında 465'e yükseliyor. Fransız okurları 37 şehirde 72, Amerika Birleşik Devletleri okurları 19 ilde 27'yi buluyor. İngilizlere ait yalnız İstanbul'da 83 tane öğretim kurumu bulunuyor. Rus okurlarının sayısı da 44, İtalyan okurlarının sayısı 24, Alman ve Avusturyalıların ise 7'şer okurları var. Başkent dışında yabancı okurların kümelendikleri başka şehirlerde bulunuyor. Beyrut'ta 89. Burada var başta, Bursa'da var bir sürü. Tarsus'ta, evet. Merzifon'da, Erzurum'da. Beyrut tabi o zaman Osmanlı'ya bağlı. 89.
Elazığ'da 83, Erzurum'da 24, Diyarbakır, Halep, Bitlis'te 20 kişiler, Adana'da 18, Ankara'da 9 ve Van'da 8 yabancı okul bulunuyordu. Şimdi bunların yalnız bir kısmı yerli ahalinin okulu. Yani Rum okulu, Ermen okulu, onlar buradaki tebaanın okulu. Evet. Şimdi biraz önce arkadaş da onu söyledi. Misyoner okulları var. Buyurun siz ona gelin, sorunuza gelin. Aslında soruyu kısmen o genç delikanlı sordu ama bu okul sayıları biliyorsunuz protestan okulları sayıları gittikçe artıyor ve Anadolu'ya yayılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışında etkisi olduğu biliniyor. Bunun ne kadar da size göre? Günümüzde de özel okul adı altında Türkiye'de gittikçe özel okul sayısı artıyor. Yine bu yabancı şirketler biliyorsunuz dünya devletleri bizim coğrafyamızda da büyük emelleri var, büyük baskılar var. Günümüzde bu anlamda biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Geçmişten ders çıkarmak için ne yapmalıyız? Tabii şimdi günümüzde eskiden olduğu gibi çok okul yok. Cumhuriyet döneminde bunların çoğu tasfiye edildi. Şimdi bu okulların amacı şu. Bu okullar imparatorluğun aziyetinden kurulmuş okullar. Yani gücünüz yetmiyor. Adam Cizvit'te gidiyor, Tokat'ta bir yere okul yapıyorlar. Gücün yetmiyor. Şimdi bu okulların amacı şu. Ki adamları takdir etmek lazım. Adam Fransa'dan kalkıyor, geliyor, buradaki Ermeni'yi Katolik yapıyor. Şimdi Ermeniler biliyorsunuz Gregorian'dır. Kendi açılarından takdir edeceğim, bizim açımızdan değil. Bizim açımızdan kötü bir durumdur. Yani o şekilde idealizmini takdir edeceksiniz. Aynı idealizmi biz de sarf etmemiz lazım. Şimdi Ermeniler normalde protestandır. Fransızlar geliyor, Ermenileri Katolik yapıyorlar. Amerikalılar geliyor, protestan yapıyor. Böylece Ermeni milleti üçe bölünüyor. Gregorian, Katolik, protestan. Şimdi bunların amacı şu, gayrimüslimlerin bulunduğu yerlerde bu okullar kuruluyor, bu okullarda bunların eğitiliyor ve kışkırtılıyorlar. Ve daha sonra bunlar birçok yerde karşımıza çıkıyor. Ama sadece orada değil, bizim kendi okullarımızdan da mesela Arapların, Bulgarların birçok milliyetçileri bizdeki okullardan, Galatasaray Lisesi'nden, Mülkiye'den çıkmışlardır. Ama bu okullar misyoner teşkilatı olarak amaçları şu, Amerika'ya burada bir ayak sağlamak, İngiltere'ye burada bir ayak sağlamak, bir temas noktası, Fransa'ya burada bir temas noktası sağlamak, amaç bu. Yani kendilerinin siyasetini takip edilecek gruplar oluşturmak istiyorlar. Tabii bu grupların çoğu da yarın öbür gün milliyetçi anlayışla imparatorluğun bölünmesinde önemli rol oynuyor. Burada Türkiye'de şu anda ciddi problem, kendi yeni nesil, zeki çocuklarımızı yurt dışına kaptırmak. Yani burada en büyük problem bu. Yani sizin iyi yetişmiş, zeki, çok zeki çocuklarınızın bu ülke için hizmet etmesini sağlamamız lazım. Yani gidip orada dünya vatandaşı olduğu zaman belki iyi bir para kazanacak ama ne cenazesi olacak, ne düğünü olacak, ne töreni olacak, ne ailesi olacak. Bunun farkında değiller. Tabii iş işten geçmiş olacak gittiklerinde de. Evet. Buyurun. Aha. Hoş bulduk. Mesela araştırıp bulamadığımız bir şey, Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatan Yahşi Fakih Menakıtnamesi diye bir kitap var. O kitabı bulamadık. O kitabın varlığını biliyoruz. Aşık Paşazade 1413'te Geyve'den geçerken o kitabı görmüş, okumuş. O kitap kayıp. Mesela o kitap bu bulmak benim en büyük hayalim tarihçi olarak. Halil İnalcık hocam, Allah rahmet eylesin, onun da en büyük hayallerinden biri de olmadı. Allah bize veya bizden sonra tahçirin, belki yok oldu kitap, yandı gitti. Çünkü yani bu imparatorluk öyle sakin kalmadı. Yani o savaşlar, göçler, devrimler birçok şeyde yok oldu. Evet. Merhabalar. Şimdi dediğiniz gibi Mısır, Tunus verildi. Hı hı. İşte kilometrelerce toprak kaybımız var. Bu tavizler verilene kadar çözünme noktaları nelerdi? Siz imparatorluğun başında olsaydınız ne gibi şeyler yapardınız? Şimdi ben imparatorluğun başında bugünkü aklımla olursam farklı olur. O dönemde yaşasan ayrı olur. O zor. Şimdi bak şu avantajımız bizim şu. Biz bu dönemden geçmişe bakıyoruz. İlerideki gelecekteki sizler de diyeceksiniz ki lan sizler devleti niye böyle yönettiniz?
O zamandan daha rahat görüyorsunuz. Yani suyun içinde balık gibi olduğun zaman anlayamıyorsun hadiseleri. Yani analiz yapmak çok zor. Bir sistem olması lazım. Yani şu anda mesela en büyük problemlerimizden birisi son 300 yılda kahtı ricaldir. Kahtı rical ne demek bilen var mı? Adam kıtlığı. Kıhtı ricaldir orijinali. Kahtı rical olmuştur. Devlet adamı, devleti düşünen devlet adamı eksikliğidir. Bu Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet döneminde de devam eder. Zaman zaman iyi devlet adamları gelir ama bir ekip olarak gitmesi lazım. Burada en büyük problemlerden birisi odur. Mesela Abdülhamit'in yanında yetişmiş çok üst düzey insanlar yok. Tabii bir kısmını kendi istemiyor. Mesela Cevdet Paşa'yı alıp bir sadrazam yapmıyor. Cevdet Paşa çok büyük bir alim, farklı kullanıyor. Çünkü çok güçlü adamlar da yanlarında çok güçlü insanlar olmasını istemezler. Mesela 2. Abdülhamit'in sadrazamlarının hiçbiri mesela çok üst düzey bir şey değildir. Mesela dediğim gibi Cevdet Paşa gibi birisini yapmamıştır hiçbir zaman için. Bu yönetenler kontrol edebilecekleri insanlar olmasını istediler. Mesela o dönemdeki en büyük, tabii onda da belli haklılıkları var. Şimdi 2. adamlar geldiği zaman, çok güçlü olduğu zaman yeni bir nüfus etkisi yaratıyor ve 1. adamların nüfus etkisini yok ediyor. Şimdi o dediğimiz gibi oradaki problem hadiseler sağlıklı analiz edilemedi. Tabii onda da şöyle bir şey var. Şimdi Japonya ile biz aynı anda batılılaşmaya başladık. Japonya teknolojik olarak batılılaşmayı başardı. Ama kültürleri gitti. Bakın Japonya'da şu anda ciddi Hristiyan nüfus var. Kültürlerini kaybettiler. Ama teknolojiyi başardılar. Niye? Japonların bir tek 1905'te savaşları var Ruslarla. Tabii Rusları mağlup ediyorlar. Bizlere çok büyük bir heyecan başlıyor. Niye mağlup ediyorlar? Çünkü Rusların Japonya ile savaşa gönderecekleri ulaştırma noktaları yok. Bir Sibirya'da demir yolu var, başka bir şey yok. Biz devamlı savaş sahrasından batıyı görmüşüz. Topun namlusuna sakin kafayla oturup bir gün düşünemedik biz. Günümüzde de aynı. Başına bir şey çıkıyor. Bir şey çıkarıyorlar. Bir ekonomik kriz çıkarıyorlar. Bir FETÖ'yü çıkarıyorlar. O bitiyor. Alevi-Sünni çekişmesini başlatıyorlar. O bitiyor. Türk-Kürt çekişmesini başlatıyorlar. Bir çıkıyor. PKK meselesini çıkarıyor. Sağlıklı oturup analiz yapamıyoruz. Bizim sağlıklı oturup analiz yapacak ekipler kurmamız lazım. Evet, son soru şu yakışıklı da bitiyor. Bir de naçizane gençlere tavsiyeniz nelerdir? Gençlere tavsiyeyi biz ederiz de gençler kafasının dikine gider. Bu değişmez. Biz de gençken gidiyorduk. Eski Mısır papirüslerinde şöyle diyor. Gençler laf dinlemiyorlar, ahir zamana kaldık diyor. Bak eski Mısır papirüsleri. Tabii bu da normal. Ya buradaki mesele şu. En başta öğrenmeniz gereken şey zaman çok hızlı geçiyor. Bak ileride Allah sana ömür versin. Diyeceksin ki ya hoca geldi. Kafanı şu taraftan şu tarafa çevirene kadar 30 sene geçmiş. 30 sene geçer. Bir bakacaksın 30 senelik bir meslek yapıyorsun. Özellikle üniversite bittikten sonra hayat müthiş hızlanıyor. Çünkü bir iş gayesine giriyorsun. Aile kuruyorsun. Çocukla uğraşıyorsun. Küt. Aksakallı bir dede olmuşsun. O arada diyorsun ki ah şunu yapsaydım, bunu yapsaydım. Zamanın hızlı geçeceğini bildiğiniz için kendinizi iyi yetiştirmeye çalışın. Hangi alanda olursa olsun. Sevdiğiniz işi yapın. Çok para kazanacağım. Şu işe gideyim, bu işe gideyim diye uğraşmayın. Tarihi seviyorsan tarihe git. Askerliği seviyorsan askerliğe git. Doktorluğu seviyorsan doktorluğa git. Coğrafyayı seviyorsan coğrafyaya git. Azimle sarılırsanız her işte başarılı olursunuz. Ve en önemli şeylerden birisi de bizi biz yapan, Türklüğü bize unutturmayan, İslamiyet'i bize yaşatan ailedir. Ailelerinize sahip çıkın. Yani aile kurumu ve devlet Türklüğü yaşatan iki müessesedir. Bizim şu anda iki tane avantajımız var. Bir genç nüfus, iki aile. Bu iki yapı giderse Türkiye Avrupa gibi olur. Çünkü aile olmadığı zaman gelecek diye bir şey olmaz. Evet, son soruyu alalım. Hocam iyi akşamlar. Öncelikle 17 yaşımda oldum ve MSÜ hayali ile yaşayan bir genç olduğum belli. Kaçın sınıftasın? Son senem hocam. İyi çalış gel. Evet, boyun pozun iyiye benziyor. Buradan öyle gözüküyorsun. Sağ olun hocam. 9 senelik bir profesyonel yüzücülük hayatım tamam, oldu. Tamam o zaman iyi zaten. Allah'ın izniyle yanınızdayım seneye. İnşallah. Bir ama bak sene. O önce MSÜ sınavı sonra üniversite sınavında belli bir başarı sağlaman evet. Lazım. Özellikle, bu arada biz bütün 12. sınıf genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Özellikle TYT temelli olarak daha ağırlıklı çalışmalarını evet. Ben de buradan bir öğrenci yani arkadaş olarak öneriyorum. Mart'ın sonunda MSÜ sınavı var. Evet. Ondan sonra
mülakatlar ver ve AYT, TYT'ye tekrar gireceksiniz. Orada belli bir puanı sağlamanız lazım. Onun için çalış. Evet hocam, sağ olun. Benim sorum son dönemlerdeki meşrutiyetler, isyanlarla alakalı olacak. Abdülhamit'in hayatını incelediğimiz zaman ya da incelemeye başladığımız zaman öyle hemen bitirebileceğimiz bir hayat yok. Siyasi kimliği bir kenara olsun, işte efendime söyleyeyim, özellikle dine bakış açısı olsun, son bizim halifemiz olsun, birçok karakteristik ve kimliksel özelliğe sahip bir padişahımız. Bu kişinin bana kalırsa benim perspektifimden en büyük efendime söyleyeyim ayağına pranga olan şey haysiyeti, şerefi ve vicdanıydı. Çünkü ona çıkan isyanlarda özellikle halkına kurşun sıktırmayan ve bu tür vicdani hareketler yapıp daha efendime söyleyeyim zorluklar yaşayan bir padişahtı. Bunun asıl temeli dini isyanlar da vuruluyor biliyorsunuz. Burada işte ben din kardeşime kurşun sıkmam diye bir algıya sahip. Sizce bir hükümdarın, bir yöneticinin, devletin bir vicdana sahip olması gerekli midir? Ve bunun din temelli olup olmadığını bana burada söyleyebilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi burada karıştırmamız gereken hadise şu. Masum bir insana silah atmak ayrı bir şeydir. Türk tarihinde bu yoktur zaten. Bakın bu 15 Temmuz'a kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Ancak asiye, bölücüye karşı devlet her türlü zorluğu, her türlü ağır muameleyi yapar teröre karşı. Abdülhamit de yapmıştır. Hiç acımamıştır bunlarda. Ama kendi halkına karşı öyle bir şey yapamaz zaten. Öyle bir şey mümkün değil. Çünkü devlet, padişah, devlet başkanı babadır aynı zamanda. Bir babanın çocuklarına o muameleyi yapması gibidir. Ama Osmanlı'nın özelliği şudur. Klasik eşkıyalar vardır. Onlar affeder. Devlette bir makam verir. Ancak bölücüye hiç acımamıştır. Bu Arabistan'da da aynıdır, Bulgaristan'da da aynıdır. En ağır şekilde cezalandırmıştır. Çünkü devlet bizim için olmazsa olmaz şeydir. Devlet, Türkler devletle var olmuştur. Devlet dediğiniz soyut bir hadise ama devlet olduğu zaman devlet şemsiyesi altında Türklük ve İslamiyet var oluyor. Türk, İslam kimliği var oluyor. Abdülhamit'in de hadisesi odur. Abdülhamit de yorulmuştur. Ya şimdi şöyle düşünün. Biz dönemi okuyunca yoruluyoruz. Ya oturun okuyun 33 yılı. Adam yaşamış. Padişah yaşamış yani. İhanetler görmüş. Travmalar yaşamış. Bunlar kolay değil. İnsanın hayatında Allah göstermesin çok sevdiğiniz birisinin size yanlış bir muamele yaptığını düşünün. Gücü yetmemiş. Yani böyle olunca da bir yerde tükeniyorsunuz. Yani tükenmişlik sendromu dedikleri hadise meydana geliyor. Ancak burada dediğimiz gibi tarihin bir bütün olarak bakmak lazım. Yargılamamak lazım, anlamaya çalışmak lazım. Aynı hataları bir daha yapmamak için. Ki 100 yıl sonra bakın aynı hadiseler cereyan ediyor. Bugün Türk ordusu 100 yıl önce Atatürk'ün mücadele ettiği Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkasya'da mücadele ediyor. Niye? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu suni bölündü. Gerçek devletler çıkmadı. Emperyalistlerin kendi petrol ihtiyaçlarına göre kurulmuş devletler oldu. Ve oralarda bir huzur olmadı maalesef. Tabii Osmanlı'nın olduğu dönemlerde bir huzur vardı, bir barış vardı. Bu huzur, barış imparatorluğun yıkılmasından sonra ortadan kalktı ve maalesef o bölgelere uzun süre o huzur kolay kolay gelmeyecek. Sadece bizim gidip müdahale ettiğimiz, kendi askerimizle Libya'dan tutup Suriye'de belli düzen kuruldu. Burada hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi güvenliği sağlandı hem de bölgelere bir huzur geldi. Ama maalesef 100 yıl sonra aynı coğrafyalarda kaos tekrar başladı. İnşallah uzun sürmez diyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, şimdi de değerli hocamıza çiçek takdimi ve kapanış konuşmalarını yapmak üzere Yıldırım Belediye Başkanımızı, Sayın Oktay Yılmaz'ı ben alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, çok kıymetli hocam, değerli misafirlerimiz. Ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hocama davetimize icabet ettiği için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocam gördük ki gençliğimiz iyi. Ne olacak bu gençliğin hali diyen eski yazıtlara bakmıyoruz. Biz gençliğimize güveniyoruz. Ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum tekrardan.
Evet, bu güzel söyleşi için tekrar değerli kıymetli hocamız Profesör Doktor Erhan Afyoncu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve bu güzel program için Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki siz değerli misafirlerimize programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın.